Ha. Itaki yayınları Malazan full seri gönderecekmiş bana. Yaşasın. Ya gördüm, kıskandım ya. Aynen. Bir de mail atmışlar. Malazan'a oturacaksın yani. Şey diye de mail atmışlar ha böyle. Malazan'ın ne olduğunu çok merak ediyorsunuz diyorduk. Gönderelim de okuyun falan gibi böyle. Kardeşim konuyu açan benim. Bize niye yollamıyorlar? Evet bu arada. Abi yok, ben hepsini okuyup anlatacağım sana. Merak etme. Ha olur abi. Bölüm bölüm inceleme olur. Gelir mi abi? Bölüm bölüm inceleme gelir mi abi? Malazan şu tarihte yolculuğa çıktı. O zamanlar babası SSK'da müdürüdü falan diye böyle. Malazan'ın yolculuğu diye video yaparsın bence bir tane. Malazan. Malazan yürüyor. Malazan geliyor. Malazan gidiyor. Malazan geliyor. Malazan oğlu Balazan. Malazan yeni K-pop oluyormuş ülkemizde, düşünsenize. Ya Zuhal nasıl linç yemedi o videoda? Oğlum Malazan full set dedi. Ne ki, bir kitap çıkmadı mı? Daha abi yok çıkıyor. Be. Bana böyle bayağı, ben şey diye anladım. Böyle 11 kitaplık falan seri yollayacaklarmış bana yani. Ha, İngilizce'ye ne yollayacaklar o zaman? Ne bileyim ya, anlamadım ki. 32 kısım tek mili birden. Atatürk ve Muğ kıtası. Elmalı Malazan. Abi evet ya. Sinek var Mert, dikkat et. Evet edin. Gördüm abi, eyvallah. Aa sen de öldün. Öldürdün sandım. Evet. Geldim bana sandım. Zıpladın mı? Edebiyatın başladığı yerle tanışın. Malazan. 32 kısım tek mili birden. Uzayıp kısalabilen hortumla beraber. Pek yakında online satışta. Malazan'ın arabaları. Lütfen artık dalga geçmeyin lan. Bana seti gelecek diyorum yani. Oğlum anlamadım. Daha bir tane çıkmadım onun Türkçesi. Hangi, ne bileyim abi, size Malazan yani seti göndermek. I don't know bro yani. Abi ben sana söyleyeyim. Malazan is the new Yarrow. Malazan is the new Götzen. Yani yapacak hiçbir şey yok. Malazan diğer haflara çıkınca o kitap, güleceğiz yani. Ben güleceğim. Sizleri de gülmeye davet ediyorum. Malazan inşallah baş karakterin ismi falan değildir. Oo Malazan ne kadar büyük. Ya ben overdose kültürde işlerim Malazan'ı muhtemelen. Aa, yok yok, sen Malazan'ı incelersin, sonra dersin ki ya tabii Malazan'ı okuyanlar da ne yapsınlar? Ya git oradan ya. K-popçular. K-popçuların çoğu İmam Hatip okuyor ya, ben hak veriyorum onlara. Nereye? Abi gidiyor? Bayağı şey falan demiş lan yani, ben o izledim. O fotoğrafı aslında nereye dersin? K-popçuların öte köy yok mu ya? Oo. Beyste arkadaşlar varsa dikkat etsin, ateş saçan evet, ablalar var Beyste. Ben anlamıyorum bu K-pop defansını. Garibanlar K-pop'tan öteye kaçamıyorlar. Ne demek K-pop'tan öteye kaçamıyorlar? Oğlum İmam Hatip'te okuyor diyorum lan kız. Sokağa çıkamıyor. Bir yerde yani. Orası. Ya aynen bak, mesela annesiyle babası bir röportaj diyor ki sokağa çıkamıyor da K-pop tuvalette mi bitiyor? Yani internetten tüketmiyor mu bu insan bunu? İnternetten tüketiyor da. Topluluğun bak içine şimdi giriyorsun işte yani. Hah, bak bir tane olmuş. Röportajda kız diyor ki benim annemle babam İngilizce bir şey duydukları an gelip bilgisayarımı elimden alıyorlar diyor. Peki Korece duyunca bir şey demiyorlar. Evet ya, Korece'ye şey demiyorlar. Uzak Almanlar, Japon falan diyorlar. Kore Savaşı'nda beraber çarpıştık mı diyorlar? Ne diyorlar, ben anlamadım ki. Allah Allah. Bir anlıyorlar Korece'yi yani. Oğlum ben, akım gibi düşün. Ben de bizim zamanımızda metal müzik dinliyordu. Ben de metalci olmuştum yani. K-pop dinlense K-pop. Ha aynısı ya Tancan. Sen gelmeden ben de onu anlattım. Evet. Yani sanki metal piyasası çok temizdi de. Ben muhafazakar baba olsam. Muhafazakar baba olsam ben bakarım K-popçuları tipine. Derim ki bunlar kadın mı erkek mi belli değil ama öyle derim. Babam yani yaptı oğlum bana Dark Tranquility kapağını görüp sen satanik misin amına falan diye geldi böyle. Sondaki kelimeyi söyledi mi? Söyledi baba. Altın gibi geldi. Oğlum şaka mı? Yok yok dedi. Metal müzik muamelesi yapıyorsunuz lan. Evet ben aynı ama ayrışmalar aynı ya. Ya Burzum Allah aşkına, Burzum demin söyledim. Ya, Burzum ırkçıydı adam, faşistti. Bir tane değil ki. Metallica öyle mi? Oğlum ben müzik kalitesi olarak yapmıyorum. Metallica da muhafazakar bu arada ya. Toplum Amerikan muhafazakarı yani. Ayrışmalar aynı dendi. Konu çok ciddi. Ben Can'ın yanındayım. Abi yani bu K-pop aklama çabasını ben anlamadım ha. Aklamaya çalışmıyorum Allah Allah ya. Oğlum anlaşamadık cidden. K-pop'u neyi aklayacağım? Toplum o içinde bulunduğu toplum orada yoğun yani. Kaçın. Onu öyle. Kaçın. Kaçın. Neden siz kaçın? Al K-pop geldi işte al. Kız. O ne? Metal tanrılarını kızdırdınız çocuklar. Tancan. Tancan benden sana tavsiye. Hiçbir zaman Zuhal'le aynı tarafta olma. Niye? Ben kadınların yanında. Çünkü yanarsın.
Adam yanmış yanacağı kadar zaten. Oo. Eğer belli bir şeyden bahsediyorsan gruptan, Tancan'ın onlarla ilgilendiğini sanmıyorum. Tancan ne hangi gruptan bahsediyor? Şey, Kur'an'ın şifreleri. Bununla böyle ne? Burada dövüşemeyiz ya biz. Epik bir dövüş oluyor ama. Oğlum, ne, ne oluyor abi bunlar? Dur ben tepedeki ejderhaya çökeyim diyeceğim. Bir de ejderha da var. Ejderhaya çakın. O bunlar baya bir şeyler yaşıyorlar diğer tarafta. İnanılmaz ya, şeyler oldu. Malazan oldu oğlum burası. Malazan ilk kitap. Malazan oldu burası. K-pop oldu burası. Malazan ilk kitap. Çungayo. Bungayo. Araba. Çungayo. Arkadaşlar kurt falan da geldi. Geri çekelim. Benim size tavsiyem var. Burada geberir gideriz. Üçüyle birden okay. Baş ederiz yani. Tatlı tatlı geri gidelim. Nasıl öldüreceğiz bunu ya? Abi bir şey söyleyeyim mi? Biraz dinlenelim. Onlar o arada yürür giderler. İnşallah. Öldürme taktiğimiz bu yani. O kadar net söylüyorum. Bu taktiği muazzam. Abi ne yapacağız? Hangi cephede, hangi strateji? Ölürler merak etmeyin. Soğuktan donar onlar. Hayır onlar birbirlerine girecekler zaten. Üç farklı NPC onlar dövüşüyor da birbirleriyle. Ha iyi dövüşsünler. Beklenin aşağıda. Farklı biyomların yaratıkları dövüşüyor birbiriyle. O çok da şey ya. Hoşuma gidiyor. Farklı biyomlar birbirine girmiş. Farklı biyomun yaratıkları, farklı biyom, farklı biyom, hey. Yok Barkın ben yaptım, ben şey video yapma illa dalga geçecekler. Şey yani. Ben yanındayım kardeşim. Evet kendileri de farklı. Abi yani ben şunu yanındayım. Yemiyorum. Ben şunu yemiyorum. Vay K-pop dışında bir çaremiz yoktu. Ulan koca internet oğlum var. Çare ama demiyoruz ya. Başlar türlü bir liste. İmam Hatip'e zorla gönderilen bir kız çocuğu değilsin mesela Can. Anlayamazsın. Değil. Gerçekten K-pop dışında bir çareleri yok mu? Bir tek Koreliler mi kucak açıyor? İmdat. Yani ben bunu yemiyorum ve bunu biraz kolaycı görüyorum yani. Şey kafası hani. Aa bu kızlar bunu tercih ettiler çünkü İmam Hatip'te okuyorlar. Allah. Benim şu an chatte vardır bir sürü İmam Hatip'te okuyan arkadaş. Hepsi mi K-popçu olmuş bunlar? Hepsi ama öyle demiyorum ki bir kesim bir şey öyle. Şu an mecbur İmam Hatip'te okumuyor musun zaten? Öyle bir şey yok. Ha, aynen. Zorla gönderiliyor. Mecburen gidiyor. Bence dandik bir alt kültürü seçmenin sebebi annem babam başka şeye kızıyordu. Biraz weak ya. Anladık. Harry Potter'cılar da bir şekilde Harry Potter'ı seçtiler. Ya da bir sürü farklı alt kültür isterseniz. Metal müzik değil. İlla ki aileyle bir bağı oluyor bunun. Evet ama benim zaten merak ettim. Niye K-pop özellikle? Oğlum, kolay. Çoğunluk orada, çoğunluk. Pop kültür ya bu kadar. Çoğunluk alt kültür yeterli. Değil bu arada. Haliyo. Arkadaşlarım K-popçuydu, ben de K-popçu oldum. Enough. Okay. Aynen onu demek istiyorum zaten. Yani. Ama işte bunun şeyle bir alakası yok. Ailesi kızıyormuş da işte şeymiş de bilmem neymiş de. Ulan herkes orada diye K-popçu olmuş işte tamam. Yani... Aa, onun da var çünkü Batı kültürü şeytanlaştırılıyor bazı ailelerde. Evet. Batı kültürü şeytanlaştırılıyor dendi. Evet. Bu arada biz yayında bayağı tez falan okuduk bununla ilgili. Birkaç üniversite tez yazılmış falan. Ben de tez okudum ama sallanmıyorum şu an. Peki hangi üniversite peki o? Çünkü yani, Türkiye'de ben bu üniversite lafını artık doğru bulmuyorum. Çok iyi değil hepsi de işte en azından ya, uğraşmış birileri. Geldik, yani. Geldik tamam. Yo ben globalden de okudum. Malazan Üniversitesi. Meyye diye kardeşim yazmış tezide. Biraz şey geldi bana. Hayır zaten tezde şu da var. Tezde şu da var. İslami taraftan da bakıyor. Orada da bunlar Batı işte, Doğu kültürünün işte Batı'dan sonra bize işte empoze edilmesi falan filan şeyler de yazılmış. Evet. Sen aynı tezi mi okudun? İmam Hatip öğrencileri üzerinde alan araştırması. Biri diye. O var. Bir tane daha bir şey okuduk. Onu hatırlamıyorum adını. Ben şunu anlamıyorum abi. Ben Taylor Swift'le ilgili Taylor Swift ve Katy Perry davasıyla ilgili Twitter'a bir şeyler yazdım. Taylor Swift'çiler beni linçledi tamam mı? K-pop gerizekalıdır dedim. Evet, K-pop gerizekalı işidir dedim. K-popçular ağzıma sıçtılar öyle böyle değil. Zuhal linçlensin diye bütün hashtaglerle birlikte Zuhal'in videosunu paylaştım. Kimseden tık yok abi. Neredesiniz abi siz? Yani... Evet abi linç yemedim ben. Keşke linç etseydim. Videom daha da görürdü. Bir şey demiyor ki videoda çünkü. Videoda şey diyor. Abi önemli değil ki. Videoyu genç kız işte. Videoyu izlemeyeceklerdi ki. Videoyu izlemeyeceklerdi ki. Videoyu izlemeyip şey diyeceklerdi. Rar yapacaklardı videoyu izlemeyip yani. Ben çünkü şey diye paylaştım. Bakın bu kız işte sizin hoppalarınıza laf söylüyor falan diye paylaştım ya. Yani. Yok. Hoppa ne telefon mu? Ya işte hoppa ben de bilmiyorum. Ama işte şey demek ki ben... hem abiye hem sevgiliye ben... bir kitap oppa kendinden büyük erkek öyle mi? Diyorlar evet.
Yani hem sevgililerine de oppa diyorlar. Evet çok sevgili çirkin. Sevgili adayı olabilir. Ya evet oğlum, bayağı çirkin. Bir şey diyeceğim de bizim zamanda da şipleme vardı lan. Şiplerdik herkesi falan. Bu da çok akıllıca değilmiş şipleme yani. Şipleme ne bir dakika ben bilmiyorum. Oo Ethem sen tam Konyalı çıktın kardeşim. Ne abi? Abi şipleme... Oğlum sevdiğin dizi film karakterlerini seviştirirsin yani o. Evet. Mesela ay, şey. Maskeyi görüyorsunuz buna niye ekstra İngilizce bir isim koyduk aa. Yani? Ne oldu? Öldüm dağın tepesinde öldüm. Kurtlar saldı sana. Erken. Şiplediler mi seni? Gerçekten aşağı iniyoruz dedim de indim aşağıya. Oğlum yani fan fiction vardı o dönem. Shipping'ti bunun İngilizcesi. Şipleme diyordun yani. Buydu olay. Bir şey sıkıştırma değil mi? Demiyordun yani. Neyse. Bir şey diyecektim de. Söyle söyle. Pardon. Çok iyi bir şart. Hiç düşünmemiş. Ben öleceğim galiba.